Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ayten'in Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz renklerle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelimin anlatımına geçelim. Daha önceden zürafasını yaptığım yazmama ipimi sabitledim. Buraya küçük bir zürafa yapalım. Geri dönüyorum zürafanın içerisine. Yanındaki zürafaya geçiş yapıp buraya bir tane kuyumcu kafesi yaptım arkadaşlar. Tekrar zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Tepesine düğümümü attım. Hiç boşluk bırakmadan yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Devam ediyorum kuyumcu kafesi yapmaya arkadaşlar. Modelimin taban aşaması bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Dilerseniz burayı ben tamamlayayım ilk aşamayı, diğer aşamayı birlikte yapalım. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamayı yapalım. Bunun için yeşil ipimi aldım. İlk kuyumcu kafesinin tepesine ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Bir tane kuyumcu kafesi boş bıraktım. Yanındakine geçiş yaptım. Buraya da 3 tane pırpır yapalım arkadaşlar. Bir tane boşluk bırakıyorum. Yanındakine geçiş yaptım. Modelimiz biraz aşamalı bir model. Bu aşamada böyle devam edecek arkadaşlar. Bu aşamayı da ben bu şekilde tamamlayayım. Tamamladıktan sonra diğer aşamayı birlikte yapalım. Bu aşamamı da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi diğer aşama için ipimi aldım. Yeşille yaptığımız 3 tane pırpırın ortadakine ipimi sabitliyorum. Düğümümü attım. Buraya küçük bir pırpır yapalım. Şöyle minnak bir pırpır yaptım. Yanındaki pırpıra geçiş yaptım. Yine buraya da küçük bir pırpır yapalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu aşamamızda böyle devam edecek. Bu bölümü de ben bu şekilde tamamlayayım. Tamamladıktan sonra
Diğer aşamayı birlikte yapalım arkadaşlar. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Bu haliyle bile ayrı bir model oldu. Şimdi son aşamamızı yapalım. Bunun için tepelere yaptığım küçük pırpırların içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya küçük bir sinek kanadı yapalım. Şu şekilde minnak bir pırpır yaptım. Üç tane sinek kanadı yapalım. Aynı pırpırın içerisine. Bir tane daha yapalım. Küçük pırpırımızın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya üç küçük sinek kanadı yapalım arkadaşlar. Şekilde. Sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu aşamayı da bu şekilde tamamlayayım. Hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çıtı pıtı zarif güzel bir model oldu. Bir de arka tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Şöyle bir miktar tutayım. Yazma ile olan uyumunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle yazmanın içindeki renkleri kullandım ben. Siz isterseniz tek renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz bu modeli. Dediğim gibi çıtı pıtı zarif bir model oldu arkadaşlar. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz arkadaşlar bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Şöyle de bakalım. Bu modelime fiyat verecek olursam arkadaşlar çıtı pıtı zarif biraz aşamalı bir model oldu. Eğer bu sıklıkta yaparsanız
800-850 TL arasında değişen fiyatlara yapabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bu benim kendi el emeğimin fiyatı. Siz işçiliğinize göre, çevrenize göre, yaptığınız modelin sıklık derecesine göre de fiyatlandırma yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorum bölümünde belirtin ya da yapmamı istediğiniz bir model olursa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.